dinleyiciler, programın birinci yarısında gazete başlıkları aktarırken sizlere Sözcü Gazetesi'nin manşet haberini duyururken Saygı Öztürk'ün manşet yazısını vurgulamıştık ve kendisinin konuk olacağını ifade etmiştik. Hemen haberi hatırlatalım. Usta ne diyorsun bu hususta demişti Sözcü Gazetesi manşet vurgusunda. PKK kendi maliyesini kurdu, vergi topluyor. Evet, Saygı Öztürk konuğumuz, hoş geldiniz diyoruz. Şimdi vergi topluyorun ayrıntılarını da aktardık biz birinci yarıda. Şantiyelerin basıldığını biliyoruz. Birkaç zamandır işçiler de kaçırılıyor o bölgede. Ve bir de asayiş timi diye haberler geliyor zaman zaman o bölgeden gündeme. Evet. Haraç alındığı ve bu bir anlamda vergi toplandığı haberi Türkiye gündemine, her ne kadar Suriye şu anda çok dikkat çekse de ya da İmralı ziyaretiyle AKP'nin başlattığı süreç dikkati çekse de başka bir boyuta dikkat çekiyorsunuz siz. Haberin ayrıntılarını biraz konuşalım dilerseniz. Çok vahim çünkü buradaki iddialar. Yalnız aslında onlar vahim değil. Güneydoğu'da son dönemlerde gelişen her olay vahim. İşte bugün gazetemizde fotoğraflar falan var. Karakol yaptırmak. Ya siz kim oluyorsunuz da devletin sizlerin güvenliği, ülkenin güvenliği için yaptırmak istediği karakola engel oluyorsunuz. Yani karakolun olmasından, yapılmasından insanların rahatsız olmasını anlamak mümkün değil. Hatta birçok yerlerde aman bizim çevreye karakol yapın, bizim işte yerimize jandarma karakolu bulunsun, polis karakolu bulunsun derler. Çünkü polisin, jandarmanın orada olması bir yerde güvenlik anlamını taşır. Bugün hayır, asker gitsin. Hayır, buradan polis çekilsin. Böyle bir anlayış yerleştirmeye başlanıyor. Ve biz kendi güvenliğimiz kendimiz sağlarız mantığıyla hareket edilmeye çalışılıyor. Yani Güneydoğu'da işte farklı bir devlet modeli ya da paralel bir devlet modeline geçirmek için çalışılıyor. Ne yazık ki hala bunu görmeyenin, hala bunların farkında olmayanların da olduğunu belirtelim. Şimdi son dönemlerde sıkça adını duyar olduk. KCK. KCK dediğin zaman işte herhalde bir PKK'nın bir örgütü diye akla geliyor ama farklı bir yapıdır her şeyden önce. Kürdistan Toplulukları Birliği adını taşıyor ve bu yapı, yani KCK yapısı yalnız Türkiye'de değil, aynı zamanda Irak'ta, Suriye'de ve İran'da da benzer bir yapı bulunmaktadır. Irak'ta da benzer bir yapı bulunmaktadır. Yani bunların bir de meclisleri vardır. Mesela KCK-TM, Türkiye Meclisi. KCK bilmem ne, işte Irak Meclisi veya bilmem İran, Suriye Meclisi gibi bir de yapılanmalar var. Bunlar bir devlette neler bulunması gerekiyorsa bu devletin altyapıları, nüvelerini oluşturulması amaçlanmıştır. Her şeyden önce yapılan budur. Ve arkasından da bu KCK'nın son yıllarda bu kadar çok duyulması, işte kendi PTT sistemini kuracaksın, kendi işte gümrük sistemini kuracaksın, kendi maliye sistemini kuracaksın. Yani bu son 10 yılda ciddi bir altyapı hazırlıklarını görüyoruz. Tabii kesinlikle, ve son yıllarda artık böyle bir devletin kurulabileceğine o kadar inanıldı ki, özellikle AKP hükümeti döneminde yeni bu yapılanmalarla ilgili çalışmalar da ciddi bir biçimde hızlandırılmış. Peki bu sonra Öcalan'la yürütülen müzakereyi nereye koyalım? Çözüm müzakeresini. Bakın, hani PKK çekildi deniliyor. Hepsinin yalan olduğunu söyleyelim. Yani bunların gerçekten balon olduğunu ifade edelim. Çünkü daha önce sanıyorum sizin programınızda burada yine bu konu gündeme gelmiş. Biz başından beri hep şunu söylüyoruz. Çekilme diye bir şey yok, olmaz demiştik. Ancak çok az bir bölümünü gönderirler. O da göstermelik. İşte yanında üstelik de gazetecileri götürürler. Televizyonlara davet ederler. Ve bakın orada işte bir de gösteri yaparlar. Tertemiz kıyafetlerini, belki ütülü kıyafetlerini, hiç çamura batlamış ayakkabılarını giyerler. Ve kendileri için de bir tam anlamıyla bir reklam aracı olarak bunu kullanırlar. Niçin? Gençler baktığı zaman pırıl pırıl abiler, sakal tıraşı olmuş, bilmem işte her biri bilmem pırıl pırıl, elbiseler tertemiz, işte değişik bir kıyafet, işte ayakkabıları, işte make-up olarak bilinen ayakkabıları tertemiz, hiç çamura bile batmamış. Ne güzel abiler, tam çiçek çocuklar gibi gösterilmeye ve dolayısıyla örgüte katılımları artırmaya hedeflenmiştir bunlar. Dikkat edilirse televizyoncular hep önceden davet edildi, işte çekilme sürecinde gelin görün diye. Hepsi o görüntülerin hemen hemen önemli bir bölümü asparagas habercilik diye nitelendirilen haberlerdir. Orada işte gazetecilerin götürdüğü yere bir grup sanki uzaktan geliyormuş gibi onlar törenle karşılanıyor. Öyle atraksiyonlar yapıldı. Kamuoyuna işte veya kendi çevrelerine mesaj verdi.
Türk kamuoyu da aldatıldı, bak bunlar çekiliyor diye. Halbuki çekilme diye bir şey yok. Bakın, örgütün zaten Türkiye topraklarında yaz dönemlerinde genelde 1500 veya işte 2000 civarında militanı bulunur. Bunlar da kendi Türkiye'deki değişik yörelere, aralarında Karadeniz'e dahil olmak üzere kendilerine göre bir eyalet yapılanması vardır ve o yapılanmaya göre de belli yerlerde küçük küçük grupları bulunur. İşte bu küçük grupların bulundukları yerlerde toplam 1500 veya 2000 civarında terörist bulunur. Bunlar kış döneminde sınırın ötesine çekilir. Yaz döneminde de bunlar Türkiye topraklarına gelir. Ama Türkiye topraklarında yazında, kışında ortalama 700-800 militan her zaman bulunur. Yani kışı Türkiye'de geçirirler. İşte zaten konuşmaların yapıldığı dönemde Nisan ayında falan bu konular gündeme geldi. Zaten teröristlerin sınırın ötesinde olduğu bir dönem. Dolayısıyla teröristlerin bırakın sınırın ötesine gitmeyi, Türkiye topraklarına gelişleri ve girişleri oldu. O yüzden Türkiye'den bir grup, işte başbakan açıklıyor, artık kime inanacaksınız? Ülkenin başbakanı diyor ki bugüne kadar %15 çekilme oldu. %15 çekilmenin de çok ciddi bir rakam olmadığı bilinmektedir. Çünkü örgüte yeni katılımlar oldu. Bakın, bunu biz söylesek ya işte gazeteci abartıyor veya işte size Halk TV'de söylense veya Sözcü gazetesinde yazsa canım bunlar zaten muhaliftir. O yüzden bunlar palavra atıyorlardır, işte şişiriyorlardır rakamları diye. Söylenenler bir çıkıyor ama. Olabilir, hani olabilir ama biz söylemeyelim. Bunu AKP'nin Diyarbakır milletvekili, ki parti içerisinde etkili bir isim olan Ensarioğlu söylüyor. Diyor ki örgüte son dönemlerde, bu işte çözüm sürecinden sonra 2000'in üzerinde genç katılmıştır diyor. Bakın dikkat ediniz, 2000'in üzerinde genç katılmıştır diyor. Bunu bizler söylemiyoruz, AKP'nin Diyarbakır milletvekili Ensarioğlu Bey açıklıyor bu rakamları. Yani çekilme şöyle dursun, örgüte yeni katılımlar vardır. Örgüte yeni katılımlar, hani deniliyor ya, başbakan açıklama yapıyor diyor ki %15'i çekil diyor ya, işte o %15, bakın örgüte 2000 kişi katılmış, işte %15'i başbakan diyor çekilmiş olur. Bakın gidenlerin önemli bölümü, yani sınır ötesinde bulunan, örgüte daha çok yeni katılanlardır. Ne yapar örgüte yeni katılan genç? Örgüte katılanların siyasi eğitimden geçmesi lazım, askeri eğitimden geç, yani silahlı eğitimden geçmesi lazım. Bunlar nerede verilir? Kamplarda verilir. Yani kamplar nerede? Kandırmayalım. Yani biz sadece, biz sadece şunu söyleyelim. Sadece biz gerçekleri söylemek zorundayız. Gazeteci namusu, ahlakı bunu gerektirir. Ben çok bu devletin çok önemli isimleriyle görüşüyorum. Güneydoğu'daki bazı komutanlarla, emniyet mensuplarıyla, korucularla, aşiret reisleriyle zaman zaman konuşmalarım oluyor. Tüm aldığım bilgiler hep tamamen bu yönde. Daha çok uzağa gitmeyelim. İki gün önce Güneydoğu'daki bir ilde yine bir yetkiliyle konuştuğum zaman şunu söyledi. Dedi ki yani burada dedi örümcek ağı gibi oldular diyor. Bakın yani azalma falan veya çekilme falan tabirini kullanmıyor. Örümcek ağı gibi oldular. Artık köylere o kadar rahat giriyorlar ki diyor. Nasıl yani diyorsun? Diyor eskiden köylere falan girmeye işte jandarma gelir, asker burada olur, bilmem işte pusu atılmış olur. O yüzden gelme şansları pek yoktu. Yani kolay kolay gelmezlerdi. Şimdi asker olmadığını biliyor. Asker olsa bile kendilerini ateş edemeyeceğini biliyor. Çünkü askerlerin böyle bir talimatlandırıldığını bildikleri için. O yüzden köylere giriyor. Köye girdikleri zaman köylünün ekmeğinden istediği kadar ekmek alıyor. Ve gruplar diyor alabildiğine kalabalıklaşmış durumda. Örneğin eskiden işte 10 kişilik grup işte falanca bölgede varsa, şimdi bakıyorsun o grup 15 olmuş. Öbürü bakıyorsun 15 iken 25 olmuş. Bir de böyle bir sayı arttığı için yeni katılımlar da beraber bunları da dikkate alındığında. Ve o yüzden dedi ki insanların keçisini, koyununu, hayvanlarını alıp beraberinde götürüyorlar. Buna karşı yani sadece şantiye basıp araç toplanmıyor. Bakın, aynı zamanda halkın da şantiye, bu da bir baskı halidir. Çünkü geldiği zaman bir grup gelsin bize ekmek ver dediği zaman zaten vermek durumda. Geçmişte de bunlar verilirdi. Onu da ifade edelim. Yani bir köye bir terörist grubu geldiği zaman ve gecenin bir yarısında kapınızı çaldığı zaman ekmek ver, su ver, bilmem ne falan dediği zaman, un ver, yağ ver, peynir ver dediği zaman, hayır ben size vermiyorum, siz teröristsiniz diyecek hali yok. Tabii ki verecek gecenin o saatinde, kim gelirse gelsin vermek durumunda karşısında silahlı kişileri gördüğü zaman. Şimdi o zaman bir de şu korku vardı, insanlar devlete
Yani ertesi gün belki jandarmaya şikayet ediyor, köyümüze baskın yapıldı, teröristler geldi. Ya da teröristler kolay kolay gelemezdi. Köyde jandarma vardır, tedbir vardır. Köylü olayı hemen haber verir düşüncesiyle. Bugün vatandaş arkasında bakıyor ki devlet yok. Asker geldiği yok. Devletin yetkilileri kendilerini unutmuş, bir kenara bırakmış. Gelen terörist o kadar rahat, o kadar rahat hareket ediyor ki isteklerini yapmamak, şöyle dursun, onları şikayet etmek artık aklından bile geçmez. Geçemez. Şimdi çünkü şöyle bir haber vardı Saygı abi, bugün yine gazetede, Siirt'te zannediyorum PKK şehitliği haberleri gündeme gelmişti, hatırlayacaksın. Genelkurmay'ın bir başvurusu oldu ama valiliğin müdahale için izin vermediği gibi bir notu gördüm ve aktardım ben bugün. Şimdi şunu tespit edelim, yaşanan sürecin, AKP'nin başlattığı Öcalan'la müzakere sürecinin bazı sonuçları var. Bu sonuçlardan birisi de orada askeri etkinliğin azalmış olması, değil mi? Tespit evet, olarak evet, söylemek evet, yanlış değil bunu. Şimdi bunun sonucunda bölgede yaşananı aktarıyorsun sen bizlere. Aynen evet, bölgede şu anda yaşananları aktarıyoruz. Yani hani evet Güneydoğu'dan ölüm haberleri gelmiyor, şehit haberleri gelmiyor falan diyoruz ama bölgede nelerin yaşandığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani insanlarımız olayın bu yönlerinde bilmesinde fayda var. Yani tabii ki değerlendirmesini yaptığı zaman ya olayın bir de bu yönü var. Yani oradaki insanların şu anda ne durumda olduğunu da bilinmesini bilinmesi için biz bunları söylüyoruz. Şimdi tabii bu şekilde yani köylere teröristin gelmesi, işte insanların hayvanını bilmem nelerini almasının bir tarafa, belki kamuoyuna söylenemeyen, söylemesi kolay kolay mümkün olmayan bazı çok mahrem bilgiler de oluyor. Ne bileyim gelen teröristlerin içerisinde ailelere karşı kötü niyetle davranan, kadınlara kızlara karşı başka niyetler taşıyanların olduğu ama bunların kamuoyuna söylenemediği de, bu da ayrı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu yalnız bugün değil, geçmişte de benzer çok insanın yüreğini sızlatan bilgiler geçmişte de geliyordu. Bugün de geldiğini, yani en azından yetkililerden biz bazı böyle bilgiler aldığımızı ifade edelim. Orada bulunan tabii asker ne yapacak? Askere yapacak bir şey yok. Asker ne yapsın? Şimdi bugünkü Sözcü gazetesinde köşemde de yazdım. Çok üst düzey bir yetkiliden aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum. Diyor ki işte teröristlerin bulunduğu bölgeler belli. Veya işte diyor telsiz kestirme sistemi deniliyor. Yani telsiz konuşmalarında teröristlerin muhtemelen bulundukları yerler bir kilometre çapına kadar öğrenilebilir. Yani teröristlerin nerede olduğu telsiz konuşmalarından, telsiz kestirmeleriyle belirlenir. Şimdi ne yapılır böyle bir durumda? Geçmişte şu yapılırdı. Teröristler bulunduğu yer bellidir. O zaman o yöreye dönük bir operasyon yapılır. Önce bir istihbarat çalışması, arkasından operasyon yapılırdı. Bugün ne yapılıyor diye baktığınız zaman, işte o yetkiliden dinlediğimi söyleyeyim. Yetkili diyor ki biz mesela şey olarak, asker olarak bizim doğrudan biz hadi buraya gidelim operasyon yapalım deme şansımız yok. Yani teröristlerin orada bulunduğunu bilmemize rağmen kendiliğimizden gidip bir operasyona çıkmamız mümkün değil. Niçin? Çünkü il idaresi yasası gereğince bizim bir operasyona çıkabilmemiz için işte validen yetki almamız gerekiyor, onay almamız gerekiyor. Valiye gidip durumu anlatıyorsunuz, efendim böyle böyle falan falan bölgeler arasında bir grup teröristin bulunduğu telsiz kestirmeleriyle anlaşıldı. Ne yapalım? Vali diyor ki ya bu çözüm süreci. Şimdi yarın işte bir şey olur. Bizi çözüm sürecini engellediler falan diye başımıza iş almayalım. Biz en iyisi bunu duymamış olalım. Ama efendim işte kayıtlara geçti. Veya işte ilgili makamlara bunu bildirdik. O zaman biz de şöyle yapalım. Ne yapalım? İçişleri Bakanlığı'na durumu bildirelim. Onlar ne herkes derse. Herkes üstünden atıyor. Tabii yani. Aynen, aynen öyle. Aynen böyle. Ne oldu? Asker geldi, valiye verdi. Vali ya dur bakalım falan, ben bir bakanlığa sorayım. Bakanlığa bir telefon. Ondan sonra biz ne yapalım? Bakanlıktan peki biz de bunu bir bakan beye arz edelim. Ondan sonra size durumu bildiririz. Arz edelim, durumu bildiririz bilmem neyin üzerinden. Ya hiç cevap gelmiyor ya da olayın üzerinden 5-10 gün geçtikten sonra cevap geliyor. 5-10 gün geçtikten sonra da siz sağ ve selamet. Teröristler zaten
güvenlik nedeniyle onlar zaman zaman böyle yer değiştirirler. O yer bunun değiştirdiği hukuki zaman, sonuçlarını aslında tartışmıştık ama şu anda fiili olarak yaşananı aktarıyorsunuz. Vallahi aynen yaşananlar bunlar yani. Güneydoğu'da şu anda yaşananlar ne yazık ki bunlar. Peki bunun başka sonuçları da tabii ki gündeme gelecektir. Özellikle şurayı biraz pencereye açalım da bakalım istiyorum Saygı abi. Evet. Şimdi Suriye'de kuzeyde bir PYD oluşumu, Kürt bölgesi oluşumu ve bir özellik ilanı tartışılıyor. İzin verilir verilmez, hani Kürt Ulusal Konseyi Kongresi toplanacak vesaire gibi yorumlar, değerlendirmeler var. Ama özellikle Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Türkiye, İran diye bir de büyük projeden bahsediliyor. Tüm bunlar varken Türkiye'nin de yaşadığı bir süreç var ve bir de çözüm süreci diye AKP'nin sunduğu bir proje yaşanıyor. Şimdi hepsine birden bakınca, orada da böyle fiili bir durum olduğunu görünce ne demek lazım buna? Şimdi tabii Suriye'deki gelişmelerinin bu hale gelmesinde Türkiye'nin katkısının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de belki de çözüm sürecinin bizim bilmediğimiz parçalarından birisi, belki de orada Kürt grupları desteklemek bile vardır diye bakıyorsunuz. Her ne kadar bizim bildiğimiz Türkiye'nin işte Selefi şey grupları, El Nusra, El Kaide gibi dinci örgütleri destekledikleri ve bunların Esad devirmek için her türlü Türkiye'nin desteği verdiğini biliyoruz ama şimdi bir de terör örgütünün ve onlarla bağlantılı olarak işte Suriye'de kanadı diyoruz, PYD diyoruz değil mi? Suriye kanadı. İran'la ilgili konuştuğumuz zaman PEJAK diyoruz. Yani İran'daki PKK diyoruz. Ve toplam hepsiyle ilgili de şu ifadeyi kullanıyoruz. KCK. KCK Kürdistan Toplulukları yapılanmasını dediğinize göre bu KCK'nın ilerideki amacı, hedefi nedir? Bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak. İşte bu İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı ve Türkiye'yi içine alan bir yapı, Irak'ı içine alan bir yapı olduğuna göre bunların bir de denize açılması gerekiyor. Denize açılması nereden sağlanacak? İşte Kuzey Suriye üzerinden denize açılması sağlanacaktır. İşte orada bir koridor yaratılmaya çalışıyor. Bu koridor yaratılmaya çalışınca dolayısıyla Büyük Kürdistan Devleti'nin oluşması daha da kolaylaşmış olacak. Bugün Türkiye'nin Irak'ta sınırı işte 100-300 kilometrelik bir bölüm. Biz bunun daha kontrolünü sağlayamazken bu kez başımıza Kuzey Suriye çıktı ve Kuzey Suriye'de de yine PKK'lı grupların kontrolüne geçen bir bölge olmaya başladı. Yani Türkiye'nin bir yaklaşık 1200 kilometrelik sınırı artık bir Kürt grupları ya da terör örgütleriyle bağlantılı olanların eline geçti. Dolayısıyla bizim yeni komşumuz Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyindekiler olmaya başladı. Bunlar, yani Esad gitsin derken karşılaştığımız sonuç bu. Ve gerçekten tabii bu Türkiye'nin herhalde izlediği, bunu tabii en iyi değerlendirecek olan dışişleri bürokratlarıdır. Yani konunun uzmanlarıdır. Hı hı. Ama bizlerin de edindiğimiz, konuştuğumuz, aldığımız bilgiler hep Türkiye'nin aleyhine ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'nin güneydoğusunda, yani kendi ülkemizin topraklarında da sanki ciddi bir biçimde ikinci bir devlet yapılanması, artık giderek paralel devlet yapılanması ortaya çıkıyor. Ve biz bunların çözüm süreci adı altında Türkiye'nin nereye gittiğini, nereye götürüldüğünü de ben inanıyorum ki hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere kimse bilmiyor. Ama bunu çok iyi bilen kim var? Terör örgütü çok iyi biliyor. Onlarla bağlantılı siyasi parti olarak bilinen partinin yetkilileri en azından nereye gitmek istediklerini, ne yapmak istediklerini çok iyi bilmektedirler. Tabii siyasi manevra olarak biz AKP'den tabii beslenemiyoruz. Bu konuları onlar açıklamıyorlar. Başbakan açıklamıyor örneğin. BDP ya da Öcalan'ın açıklamalarıyla, dolaylı açıklamalarıyla biliyoruz. Onlar nereye gittiklerini, hedeflerini biliyor. Çünkü bakın 30 yıl önce bu mücadeleyi başlattıkları zaman bir takım hedefleri vardı. Bu hedeflere varabilmek için de bir merdiven düşünün. Merdivenin belli kademelerini çıkmak lazım, basamaklarını çıkmak lazım. İşte bugün gelinen merdivenin 10. basamağıdır. Belki örgütün hayal bile edemeyeceği bir noktaya bugün gelmiş durumdadır. Ne dönemde? AKP ile birlikte. Şimdi bazı saflar şunu gündeme getiriyorlar. Efendim terör örgütü işte sınır dışına çıkar. Ya terör örgütü sınır dışına çıkacağı zaman bile, yani çıkmaya tam anlamıyla karar verdiği, işte gittikleri zaman bile her şeyden önce şunun bilinmesi lazım. Terör örgütü bugün silahlarını bırak, hani başbakan diyordu ya silahsız gitsinler diye. Zaten böyle bir şeyin olamayacağını
Başbakanın açıklamalarında ne kadar boş olduğu ortaya zaten çıkmıştı. Silahlı gidişler bile olsa şunu göz ardı etmemiz lazım. Terör örgütü silahlarıyla beraber sınırın dışına tamamının çıktığını varsayarsak, yani başbakanın açıklamalarına dair varsayarsak ne olacak burada? O zaman Güneydoğu'nun hakimiyeti kime geçmiş olacak? Devlete geçmiş olacak. Yani silahlı gruplar olmadığı zaman orada devletin hakimiyeti olur. Ya da başka kimin olur? Güneydoğu'da ciddi bir güç haline gelmeye başlayan Hizbullah'ın lehine olur. Başka kimin olur? Cemaatlerin etkinliği Güneydoğu'da giderek artar. Şimdi terör örgütü 30 yıldır mücadele ede ede bu noktaya geldiğine göre birdenbire hadi ben sınırın dışına gidiyorum. Artık devlete, işte Hizbullah'a, cemaatlere ben bölgenin hakimiyetini bırakıyorum diyebilir mi? Der mi böyle bir şey? Asla olmayacak bir şey. Ne yapıyor? Saflaşmayalım bakın, diyorsunuz. Dağ kadrosunu bir taraftan güçlendirirken bir de şehirlerde son dönemlerde görmeye başladığımız bir yapı ortaya çıktı. Bu nedir? İşte gençlik yapısı, işte sözde örgütün asayiş birimleri. Yani terör örgütünün il ve ilçelerdeki kolları. Bunlar ne yapacak? Asayiş hizmetlerine bulunacak. Yani bunun anlamı şudur. Terör örgütü diyor ki ben dağdayım. Sınır ötesine çekilmiş olsam bile bakın illerde, ilçelerde benim polis gücüm var artık. Yani ben her yerdeyim. Dolayısıyla daha önce dağlardan durumu idare etmeye çalışırken şimdi illerde, ilçelerde de her an tepenize binerim mesajı verilmeye çalışıyor. Şimdi bunları nasıl anlamıyor veya nasıl anlamak istemiyorlar o da ayrı bir olay. Ve tüm bunlar olurken Güneydoğu'da şu da bir gerçek ki artık Ankara'dan Güneydoğu'nun giderek kopmaya başladığı bir dönemi de yaşıyoruz. Ve bunların yanı sıra sözünü ettiğiniz bugünkü gazetemizdeki manşette de ifade ettiğimiz gibi örgüt kendine göre maliye sistemini kurmuş. Şimdi hani mafya sisteminde şöyle olur. İşte kişiyle bir haraç istenir veya bir ihaleye girmemesi istendiğinde ilk uyarı olarak kendisine söylenir. Eğer girerse işte topuğundan vurulur. Daha sonraki aşamalar işte gelir şantiyesi falan yakılır. İşte Güneydoğu'da da tam anlamıyla orada böyle bir düzen kurulmuş. İşte önce ihaleye girenin işte veya kendilerine haraç vermeyenlerin şantiyeleri yakılıyor. Araçları yakılıyor. Sonra işte işçileri kaçırılıyor. Sonra işte bunları kurtarmak için istedikleri paralar verilmeye başlanıyor. Bunların mesela karakol, en zoru karakol yapmaktadır. Şimdi bakın bunu bir Güneydoğu'da görevli yine bir üst düzey yetkiliden yine özel bir sohbetimizde aldığımız bilgi. Karakolunu işte inşa eden müteahhit diyor ki mesela işte efendim haraç istiyorlar ben ne yapayım? Biz de diyoruz ki ver diyoruz. Çünkü bir an önce o karakolların yapılabilmesi için o haracın verilmesi lazım. Haracı vermediği zaman adamın diyor şantiyesini yakmaya çalışıyorlar. Biz ne kadar önlem alırsak alalım. Yolda diyor işte bilmem ne yapıyorlar. İşte tehditleri ediliyor falan. Sonuçta adam bu parayı vermek durumunda kalıyor. O yüzden en zor olan Güneydoğu'da karakol yapmak. Ve en yüksek ödemeleri de karakol yapanlar yapıyor. O yüzden Kırım'ı örneğin %20 yaptılarsa belki bunlardan %20 de PKK'ya bir pay veriliyor. Buna göre de hesaplamaları da buna göre yapılıyor. Karakol ve kalekol inşaları çözüm AKP'nin çözüm diye sunduğu süreç bağlamında da çok tartışılıyor. Kesinlikle burada bir gerçek dışı değil. Yani şimdi şunu düşünmek lazım. Şimdi askerin görevi karakolu korumak değildir. Askerin görevi niye karakolu korumak olsun? Asker her yerde olması lazım. Her alanda olması lazım. Siz karakolunuzu korumak, sadece karakolun içerisinde kal. Karakolun çevresini korun ama sabit yerdesiniz. Teröristler bize bilmem saldırmasın olayı değil. Asker her yerde olması lazım. Askerin yeri sabit olmaması lazım. Devamlı her an her yerde olması lazım. Terörist bilmeli ki asker şu dağın arkasında benim önüme geçebilir. Veya terörist bilmeli ki şu mağarada benden önce asker girmiş olabilir. Yani askerin Güneydoğu'daki etkinliği ancak bu şekilde sağlanır. Yoksa siz karakol kurdunuz. Karakolun saldırmasın, daha doğrusu karakolun kalekol yapalım. Yani çok güçlü silah sistemlerine karşı kalemizin içerisinde koruyalım. Peki tamam etrafını sarılmış bir karakolun o yöredeki vatandaşlara vereceği bir güven olabilir mi? Asker kendisini koruyor orada şehit vermemek için. Tabii ki bakın önce şunu ifade edeyim.
Tabii ki karakol binalarınız olacaktır. Bunların en sağlamı, en güvenlisi yapılmalıdır, olmalıdır. Tamam bunlara, tamam ama askerin asıl görevi karakolunu korumak, karakolun içerisinde olmak olmamalıdır diye bakıyorum ben. Bunu şimdi Semra Hanım, ben bunları asker değilim. Yani bunları bu şekilde konuştuğun zaman hani birilerini savunuyor falan değil. Ben Güneydoğu'ya çok gidip gelen, geçmişte özellikle çok gidip gelen, bu terörle mücadelenin nasıl yapıldığını iyi kötü orada bilen ve her zaman o yörede görev yapmış değerli komutanlarla, emniyet yetkilileriyle, özel harekat timleriyle, korucu başlarıyla zaman zaman konuştuğum için bunları onların deneyimlerine dayanarak ben de ifade ediyorum. Yoksa karakol bilmem ne falan bunları en iyi onlar bilir. Onlar anlatabilir ama onlardan anladığım ve mantıken düşündüğünüz zaman hakikaten olması gereken bu. Şimdi siz geniş bir alanı, sizin burada karakolunuz var. Peki bulunduğunuz yerde siz hakim olamıyorsanız, bulunduğunuz yerlere, köylere sizler gidemiyor, terör örgütü her an gidebiliyorsa, sizin burada karakolun olması vatandaş için ne anlam ifade edebilir ki? Siz karakolun dışına çıkamazsanız, yani bulunduğunuz üst bölgeleri dahil o bölgelere hakim olamazsanız, vatandaşın bir yere gidemezsiniz. Vatandaş size nasıl güvenecek? Evet. Nasıl güvenecek size? Çünkü bakıyor ki ya asker karakolundan burnunu dışarıya çıkartamıyor. Böyle bir durum devletin zafiyetinden başka bir anlam vatandaşın yanında taşımaz. Yaşanan bunca sürecin içerisinde aslında eleştirilen konulardan da birisiydi bu, zaman zaman gündeme tabii gelen, tartışılan konulardan birisiydi. Şimdi bir boyut daha var. Tüm bunları yaşanırken Öcalan'la yürütülen müzakereler var. Mecliste işte yasalar çıkarılma paketlerden söz ediliyor hükümetin. Evet. Ama seçime kadar da bir şekilde bir oyalama taktiğin yorumları da yapılıyor. Şimdi o da bir başka şey. Öcalan'ın sağlığını tartışıyoruz. Öcalan'ın basın toplantısı yapması konusu gündeme geldi. Örneğin basın toplantısı yapamaz dedi Arınç. Ama gazeteciler ziyarete gidebilirlermiş Adalet evet, Bakanlığı şimdi bakın, izniyle. Orada da bir başka boyut yaşanıyor tabii sanki. Şimdi mesela Öcalan'ın sağlık durumuna bakalım. Öcalan bunu da belgelerini ben Apo Olayı'nın Perde Arkası isimli bir kitabımda belgelerini kullandığım için söylüyorum. Belki basında ilk kez çıkan bir takım belgeleri orada kullandım. Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu nedir diye kendi o Bursa'dan gönderilen doktorlarla, bizzat orada giden doktor, Abdullah Öcalan'ı muayene eden, halen eden doktorlarla konuştuğun zaman Abdullah Öcalan'la ilgili her türlü bilgiyi alabiliyorsunuz. Şimdi bizde yapılan şu, şimdi Abdullah Öcalan'ın sağlığı iyi değil mesela. Abdullah Öcalan'ın kardeşi açıklama yapıyor veya avukatları açıklama yapıyor. Sevelim sevmeyelim, beğenelim beğenmeyelim, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı cezaevinde de olsa insanların hayatını korumak eğer devlete teslim edildiyse onun görevidir. Yani devlet buna hakim, bunu bakmakla mükelleftir en iyi şekilde. Abdullah Öcalan'a gösterilen, sağlığına gösterilen özen inanıyorum ki diğer mahkumlar için asla söz konusu değil. Bunu bir kenara bırakalım. Bakın nasıl şu anda Adana'nın, yani İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu ile ilgili neler yapılıyor? Şimdi orada artık bir cezaevi var biliyorsunuz. Abdullah Öcalan'ın dışında 8-10 mahkumun da bulunduğu bir cezaevi. Ayrıca tabii cezaevi müdürü var. İşte ikinci müdürler var. İki tane ikinci müdür var. Toplam 40 tane infaz koruma memuru bulunmaktadır ayrıca. Yani cezaevi personeli olarak 40 tane de infaz koruma memuru bulunmaktadır. Yani demek ki 45 civarında personel Abdullah Öcalan'dan önce de vardı. Bugün de o sayı devam ediyor. Şimdi bunların bir doktora ihtiyacı var. Yani sonuçta İmralı Adası. Askerlerin kendi doktorları var. Yani askeri doktor var. Onlar askerlerle ilgileniyor. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın personeliyle ilgilenen de Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından her hafta görevlendirilen, her hafta bir doktor gidiyor. Bir doktor bulunuyor. Bu eğer Abdullah Öcalan'ın istemesi halinde, eskiden her gün günlük yapardı. Şimdi isteği halinde nabız, işte kontrol, işte sağlıkla ilgili varsa şikayeti yapılıyor. Abdullah Öcalan'a 15 günde, bazı durumlarda ayda bir adaya doktor heyeti gidiyor. Bunların arasında ortopedi, dahiliye, işte şu bu falan, kulak burun boğaza dahil bir takım doktorlar doktorlar gidip Abdullah Öcalan'ın kan tahlillerini bilmem nelerini alıyor ve bu arada söyleyelim İmralı Adası'nda sanki küçük bir hastane var. Hastanede olması gereken bütün alet, edevat, her şey orada mevcuttur.
Şimdi orada Öcalan'ın sağlık kontrolleri o 15 günde ya da ayda bir giden heyet tarafından bütün yönleri inceleniyor ve ön rapor olarak hemen adada hazırlanıyor. Daha sonra bunlar ilgili işte Genelkurmay Başkanı'na, Adalet Bakanlığı'na, Jandarma Genel Komutanlığı'na ve belki Milli İstihbarat Teşkilatı'na bunun, Abdullah Öcalan'la ilgili raporlar gönderiyor. Raporlarda ortaya çıkan, yani Abdullah Öcalan'ın belki sağlık durumunu merak edenler için raporlara dayanarak söylememiz gerekirse şu: Abdullah Öcalan Suriye'de bulunduğu dönemde iki kez sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Hı hı. O yüzden sinüzit ameliyatına bağlı olarak boğazında akıntıya dayalı olarak kuru öksürük devam ediyor. Bu giderilmiş değildir. İkincisi, Abdullah Öcalan'ın da bir hemoroid vardır. Oturmaya dayalı olarak daha çok oturduğu için bu oturan insanlarda daha çok olduğu ifade ediliyor. Ve o yüzden de Abdullah Öcalan'ın hemoroid sorunu ilaçla tedaviyle giderildi. Ama boğazdaki rahatsızlığı devam ediyor. Kafasının üzerinde birkaç et ben şeklinde böyle bir sivilce şeklinde şeyler vardı. Bunlar da daha önce 2 yıl kadar önce bir operasyonla onlar da alındı. Yani Abdullah Öcalan'ın yaş itibariyle 1949 doğumu ve bugüne kadar çok ciddi bir sağlık sorunu olmadığı yine bugüne kadar ortaya çıkan raporlarla. Ama insan şuna şaşırıyor. Cezaevinde işte Profesör Hilmi Bey, cezaevinde çok sayıda insan, Silivri'de bulunan insanlar, doktora gidebilmek için kıvranırken, ciddi sağlık sorunları yaşarken, Abdullah Öcalan'ın ben rahatsızım demesi adaya hemen arkasından başından da söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı kim olursa olsun sağlıkla ilgili bilmem neyi sorunuza her şeyden önce bakmak durumunda. Ama aynı özenin keşke onlara da gösterilmesi. Bir ayrımcılık olmasın. Ayrımcılık olmasın kısa en azından. Kısa bir ara verelim, devam edelim mi buradan? Kısa bir ara verelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Aynı zamanda Öcalan'ın basın toplantısı talebiyle ilgili yorumlarını da almak istiyorum Saygı Öztürk'ün. Evet, reklamlardan sonra karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, ülkenin güney sınırlarında fiili bir durum yaşanıyor. Ülkenin doğusunda fiili bir durum yaşanıyor. Bizler de tartıştığımız konular arasında yer bulan İmralı Adası'ndan gelen haberler var. Onlar da bir başka fiili durum mu yaratıyor acaba diye Saygı Öztürk'e sorularım olmuştu. Sağlık konusunu tartıştık, sağlık sorunu yok dendi. Dediniz, yani belgeleriyle daha doğrusu edindiğiniz, araştırdığınız sonuç olarak bilgilerle. Yani bazı rahatsızlıklar var ama yani öyle iddia edildiği gibi bilmem Abdullah Öcalan eyvah mahvoldu, öldü, bitti bilmem ne falan öyle bir durumun olmadığını söyleyeyim. Tabii bunun gündeme gelişinin bir amacı var. Basın toplantısını da istersen Saygı abi belirtelim. Basın toplantısı talebinin de amacıyla beraber sonra ne olduğunu vurgulayalım. Hani süremiz de biraz azaldı. Bir de başka sorun daha olacak çünkü sana. Olur. Toparlayalım. Şimdi tabii basın toplantısı talebi bu da yadırganan bir şey. Yani bugüne kadar cezaevinde olup da hadi bilmem basın toplantısı yapalım öyle bir olay yok. Bakın geçmiş dönemde PKK'nın ikinci adamlarından olarak bilinen Şemrin Sakık ki örgütün hakikaten efsane isimlerinden birisiydi. Yani örgütün dağ kadrosundaki en önemli isimlerinden birisiydi. Sözde işte en önemli komutanlarından birisiydi. İşte eyalet bilmem neyi falan filanı. Şimdi bu kişi devletin yanında olmasına rağmen, yani sonuçta örgütten kaçıp, Abdullah Öcalan'dan kaçıp devlete sonuçta sığınan veya devletin önce Kuzey Irak'ta Barzani'ye sığınıp daha sonra devletin getirdiği kişi olmasına rağmen ve devlete her türlü yardımı yapmaya başlamasına rağmen bu kişiyi alıp da bilmem dağ kadrosuna, örgütün bilmem dağlarına çıkartıp orada herhangi bir açıklama yapmasına, basın toplantısı yapmasına izin verilmedi ama gazetecilerle zaman zaman görüştürüldü. Bugün de cezaevlerinde bazı durumlarda başvurursunuz. Adalet Bakanlığı uygun bulursa size izin verebiliyor. Nitekim işte cezaevinde bulunan milletvekilleriyle falan da bizler de görüşmüştük onun gibi. Yani Şemrin Sakık'la da görüşülüyor. Sanığın uygun bulması halinde. Ama böyle bir basın toplantısı yapalım, ortaya mikrofonlar konuşsun, adaya canlı yayın ekipleri bilmem götürsün falan, böyle bir olay yani olacağını en azından yasalarımızın böyle bir şey imkan vermediğini söyleyelim. Öcalan'ın duruşuyla ilgili bir konu galiba bu. Yani şimdi Abdullah Öcalan tabii her şeyi ister. Ve istediklerinin önemli bir bölümünde son dönemlerde elde ettiğine göre neden olmasın der. Abdullah Öcalan orada bir mahkum gibi değil, orada
bir lider pozisyonunda. İstedikleri halledilebiliyor. İşte devletin en tepedeki isimleri ayağına geliyor. Orada karşılıklı oturup müzakereler yapabiliyor. Kendisini çok yükseklerde, çok güçlü bir durumda görüyor tabii ki. Ve buna dayalı olarak da Abdullah Öcalan'ın bu tür taleplerde bulunması doğal. Ama Abdullah Öcalan'ın bu tür taleplerde bulunması bugün yok diyen yetkililer, bir bakarsınız yarın bilmem bununla ilgili derhal bir takım adımlar atabilirler. İki senelik süreçte sonuçta tabii, görüşme de yok bakın, denmişti. Ülkede Adalet Bakanımız, ki Adalet Bakanımız ciddi bir devlet adamı olarak biliyoruz hepimiz, diğer cezaevindeki tutuklulardan sağlık sorunları yaşayanlarla ilgili pek bu konularla sesleri çıkmazken, bakıyorsun Abdullah Öcalan'ın rahatsızlığı ile ilgili hemen bizzat kendi şeylerinden tweet atıp bilmem Abdullah Öcalan'ın işte sağlık durumu ile ilgili hemen bilgiler veriyor. Demek ki ayrıcalıklı bir mahkum olduğu ortadadır. Abdullah Öcalan'ın dolayısıyla böyle bir talepte bulunması da kendisi açısından önemlidir ve hani biz isteyelim de onlar vermesin. Şimdi onlar böyle bir taleplerini sürekli olarak gündeme getirecekler. Ayrıca sağlık konusunda sürekli gündeme getirecekler. Çünkü Abdullah Öcalan'ın belki bağımsız yurt dışından getirilecek doktorlara muayene ettirilip Abdullah Öcalan'ın işte sağlığının iyi olmadığı bu nedenle işte psikolojik durumunu dikkate alınıp tahliye edilmesi için de en büyük baskı aracı olarak bu kullanacaktır. Yoksa bir yasa çıkartalım, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakıyorum değil. Her şeyi bir şeye dayandırmaları gerekiyor. Yani bir bahane bulunması gerekiyor. Biraz da zemin hazırlanıyor tabii, galiba. Tabii. Şimdi altyapılar hazırlanıyor. Bunların da onu o şekilde görmek gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı sürece, AKP'nin çözüm süreci diye sunduğu sürecin değişik bölümlerine baktık. Şimdi bir başka konumuz var. Türkiye'de çok tartışılıyor. Süremiz de azaldığı için ben direkt böyle bir farklı bir konuya geçmek istiyorum bu anlamda. Şimdi Gezi direnişi, Gezi protestoları yaşadı Türkiye. Bir halk hareketi denildi. Bu halk hareketi sırasında yargı süreci de işliyor bir yandan. İşte Deniz Gezmiş kitapları, işte gözlük, deniz gözlüğü ya da işte maskeler falan suçlamalar, deliller arasında yer buluyor. Şimdi bu süreçte konuşulacak çok şey var. Ama konuşulan bir başka boyutunla ilgili acaba neler söyleyebilirsin diye merak ediyorum Saygı abi. Şimdi 4-5 tane genç yaşamını yitirdi. Bunların şiddete maruz kalarak yaşamını yitirdiklerini biliyoruz. Zaman zaman işte İzmir'de, Adana'da, İstanbul'da ve son olarak da Eskişehir'de, Antakya'da eli sopalılar tarafından dövülen gençler olduğunu biliyoruz. Abdullah Cömert gibi Ali İsmail de bir dartla yaşamını yitirdi ve dövülerek öldürüldü. Şimdi hakimin örneğin bugün gündeme gelen Sol gazetesi yazmış. Hakim Aydoğan, Ali İsmail'e saldıranlar arasında polisler de olabilir, kameraya müdahale var demiş. Muğlak bir konu var. Bugün gazetelerde aktardım ve İçişleri Bakanı da bir genelgeyi hatırlatıyor yeniden. İşte siviller yelek giysin diye. Yelek efendim giymediği şimdi belli. Bakın her şeyden önce mesela İçişleri Bakanımız diyor ki yelek giysin diyor, değil mi? Şimdi bunlar zaten yönetmeliklerinde olan ve uygulanmayan hükümlerdir. Yani her şeyden önce şimdi bakanın yaptığı sadece hatırlatma. Ya kardeşim siz zaten bunun giyinmesi zorunludur. Yani bir toplumsal olayda eğer polis müdahale edecekse kimliğini belli edecek bir işte bunun da genelde yelektir. İşte kimliktir bilmem ne. Yani bunu belli etmek durumundadır. Ama siz olmadı yapılmıyor, sanıyorum değil mi? Efendim, yani İzmir'den haber geldi çünkü polis denildi. Tabii yapılmıyor tabii ki. Yani yönetmeliklerde polisin uygulama işlerinde bunlar yer almasına rağmen yapılmıyor. Bakan sadece olan bir şeyi tekrar hatırlatmış. Yani bakanın demesiyle de bu işler olmadığı ortadadır. Ya bir hukuksuzluk var o zaman. Kesinlikle, burada. Kesinlikle tabii ki bu hukuksuzluk. Bu yani nasıl çözülür? Nasıl bir fotoğraf çözülür? İşte vallahi bunun sorumlusu her şeyden önce o ilin emniyet müdürüdür. O ilin emniyet müdürü insanların polislerin eline sopa verirse, çivili sopalar verirse, bunlar orada görev yaptığı bilinmesine rağmen onların polis olduğunu işaret eden herhangi bir şey yelek veya işte benzeri bir şey yoksa, ki bunlar tüzüklerinde, yönetmeliklerinde hepsi yazılıdır. Onları kullanmıyorsa her şeyden önce o ilin emniyet müdürünü sizin görevden almanız lazım. Siz eğer işte birilerinin hemşerisidir diye bilmem işte daha büyük illerde emniyet müdürlüğü yapmaya aday bile olamayacak isimleri siz alır en büyük illere gönderirseniz, onları orada görevlendirirseniz bu tür soluçlar, bu tür olayların olmasında gayet doğal karşılamak gerekir. Her şeyden önce atadığınız kişi, yani ilin emniyet müdürü, eğer alt kademesine, personeline yelek giymesi gerekiyorsa, yelek giydiremiyorsa, ne bileyim
yönetmeliklerinde öngörülen hükümleri uygulatamıyorsa en baş sorumlu o müdür olmadır. O müdürün görevden alması lazım. Yoksa oradaki polis giymemiş bilmem ne falan, bunu doğal karşılamak lazım. İçişleri Bakanı'nın o zaman İçişleri Bakanı'nın yani genelgesi gitmekten. Peki bu gene bunların bu şekilde olduğu daha ilk günden belli olmasına rağmen bu şekilde yönetmelikleri çiğneyenlere hakkında veya çiğnenmesine göz yuman emniyet yetkilileri hakkında bugüne kadar ne yaptınız diye sormak lazım. Hangi olayla ilgili bu kadar polisle ilgili şiddet olayları o kadar gündemde olduğu bir dönemde polisle ilgili yapılan açıklamalar sadece şudur. Basına olay intikal ediyor. İntikal edince yani fotoğraflarıyla artık yalanlamaz bir durumuna gelince olayla ilgili bir polis müfettişiyle işte bir mülkiye müfettişi görevlendirip olayları incelemek üzere. Şimdi hangi olayın sonucunu bugüne kadar bakanlık açıkladı? Ya da şöyle düşünmek lazım. Bunca zaman lazım. Geçti, bakın, hala merak ediliyor tabii. İl emniyet müdürü olmaya aday bir polis müfettişiyle, vali olmaya aday bir mülkiye müfettişini bakanlığın görüşlerinin haricinde bir rapor kolay kolay hazırlayamayacağını da bugünkü ortamda görüyoruz. Sistem izin vermiyor. Yani şimdi daha önce 600 bin dolar para harcamayarak hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir proje vardı. Bağımsız denetim birimleri oluşturulması. Jandarma, polis ve İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinden oluşan bağımsız bir denetim grubu oluşturulacaktı. Bununla ilgili projeler hazırlandı. Paralar harcandı ama hayata geçirmedi. Evet. Çünkü böyle bir şeyin geçirmesi, doğrusunu söylemek gerekirse, siyasilerin de asla ve asla işine gelmiyor. Türkiye hukuk devleti derken Türkiye'nin gerçekten hukuk devleti olması için yapılması gerekenleri aslında o fotoğrafları da konuştuk. Programın başından bu yana aslında vurgulanacak olan bu. Söylemekle olmuyor diyelim, noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz Saygı Öztürk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.